Çocuğun şu anda hiçbir abi kem, bugün seni anlayamıyorum. yok. Gerçekten al mesela sen dün bütün iddialarını dile getirirken kendini çok iyi hissediyorsun. Ama o iddialarını dile getirdiğinde karşı tarafın ya kendini, atıyor, kendini ya anlatması ve e, açıklamasına şey izin yapıyorum. vermiyorsun. <laughs> Yazıklar olsun seninle, Şimdi Esra abla onu anlatacağım benim lafım yarım kaldı. Hep yarım lafım kalıyor. Dükkan sahibini arıyor. Diyor ki dükkanı diyor boşatsın diyor bana. <laughs> Çünkü ee, sana bizim... ulaşamıyorum. Beni engelledin. Ya bir... Oradan çıkacağım. Allah Senin peygamber aşkına bir sus ya. Ben. Bir sus ya. Bir sus. Dükkan sahibini ben dedim ki aradım. Abi dedim ne oldu dedim. Niye böyle oldu dedim. Ben dedi <laughs> böyle şeyi kabul etmiyorum dedi adam. Abi dedim bunda benim ne suçum var dedim. Adam kalkıp gitmiş dedim ben hastanede. Ben senin kiranı dedim yatırayım. Beni iki ay idare et. Ben yaralıyım abi şu anda dedim. Benim onlarla uğraşacak bir şeyim yok. Dükkanımı taşıyayım ben kendim dedi. Dükkan sahibi de bana dedi ki Esra abla ben dedi sen dedi buradan çıkıyor musun? Ben senin dedi kocana güvenmiyorum dedi. Kirayı dedi ödeyebileceğini düşünmüyorum dedi. Hı hı. Müsaade istedi benden dedi. Dükkanı boşaltıracağım dedi bana. Bir senedir Aybüke mi ödemiş acaba dükkan kirasını? Ben onu çok merak ediyorum. Bir senedir ben hiç... Beraber ödedik benim hiç mi hakkım yok? küfür edip durma orada. Bak bana hakaret etme. <gülüyor> Ay, <gülüyor> Adam pardon. gibi konuş tamam mı? Adam gibi konuş. Heh. Adam gibi konuş. Şimdi mesela bu şiddete Heh. giriyor. Görünen şiddete giriyor. Bana evet. iddia ediyordunuz ya deli ver. Ben kaç gündür dikkat ederseniz sizi çok sakince dinliyordum. Dün bağırdım. Baktım kendime dedim ki oğlum niye bağırıyorsun dedim. Kendi kendine normal anlatsana dedim. Adamların Niye çünkü kendini iyi göstermeye çalışıyorsun ek, herkese karşı. dedim yağ sürüyorsun dedim. Adamlar da zaten bunu istiyor zaten dedim kendisine vurmamadı ve darp etmemi istiyor zaten dedim bunu dedim yayınlar içinde sakin sakin dedim derdini anlatabilirsin dedim niye bağlan dedim kendi kendime ve sakin sakin şu anda ben seni anlattığım zamanda şu anda kendini sinirleniyorsun değil mi es abla, bizim bir tane bir ailemiz var ee, dün bağlanmaya çalışmış onlar bağlanamamış ben e, telefon numarasını verdim ee, onu bağlarsanız abla sevinirim o bayan biliyor her şeyi ee, bu maddi amelette de bizim Maddi açıda yardım Edecekti Destek olan kişi. E, destek olacak kişi. Ezabla şimdi bizim sıkıntı... sizin de şöyle söyleyeyim hmm. yani sakın yanlış anlamayın abla. Ee, Şöyle de bir iki Yüzlüğünüz var Albüke ve hmm. Tunca. Siz bu insanlara Esra gerçekten abla, birbirini seven, kendisi. birbirine destek olan, hastalığında kocasının yanında olan, ona sonsuz şefkatle bağlı bir kadın rolü yapıyorsun. Bak bu da çok kötü bir şey. Rol yapmadım, bu olalım. insanların hepsi Diyor ki biz inanamıyoruz Biz bu insanlara yardım ederken Aybüke kocasına deliren Kocasının üzerine evet, titreyen, Seven bizim yanımızda şefkat göz... Bakın bunlar çok yakın zamanda olan şeyler Yani Biri çok iyi oyuncu Çok sağlam bir oyunculuk var Yardım isterken Böyle aman kocam sağlığına kavuşsun Benim bir tanem aşkım o iyi olsun Aman ben başka bir şey istemem diyen Sevgi dolu bir kadın var Hiçbir zaman Burada aşkım demedim ben kendisine. düşman gibi bir kadın var. Şimdi Ama o yayına bağlandığında şey ne? dedi, yayına bağlandığında da eşim hastalığı konusunda acıtasyon yapıyor dedi. Eşiniz acıtasyon mu yapıyor, siz acıtasyon yaparak insanlardan yardım parası mı topluyorsunuz? Ben niye acıtasyon yapayım abla? <laughs> niye ben niye ya? acıtasyon yapayım. Hayır, eşiniz, şunu soruyorum size. Hastalığı siz yardım istemiyor için. musunuz? Ya Kendisi biz... gidiyordu, para dilendiriyordu beni erkeklerden. Tövbe Orada oturup da Allah konuşuyor ondan. sonra. Atabilin, sıkıntı yok. At at. Peki, o senden at. istiyor. Sen niye yapıyorsun? Ne yapayım abla? Şimdi yanındaki Yapacak diyorsun ki... Yapacak başka bir şeyin var mı? Var. Kimse Eray sahip Eray'a söyleseydin, etmiyor. al senin süpermeni. Eray hayatımda yoktu o zaman. Neyi alkışlıyorsunuz? Hayatım, benim şu anda söylediğim şeyler... ...son 4-5 ayda olan şeylerden bahsediyorum. Bak, son 4 aydan, ocaktan beri süreçten bahsediyorum... Bu Eray senin bir yıldır hayatında. İki yıl öncesini diyorum ben size. Hayır ben dört aydan bahsediyorum. Senin e, süpermenine bu adam sana diyor ki git ben hastaymışım gibi davran. Para istediyor. Sen de Oscar'lık bir oyunculuk sergiliyorsun ve bunu yapıyorsun. Sen niye yapıyorsun? O da hadi diyelim ki haysiyetsiz onursuz. Sen niye yapıyorsun? Eray'a bunu söylediğinde Eray bunu niye e, ee, Eray'a er söylediğinde Eray niye senin süpermenin olmuyor? Hayatım sizi erkekler korumayacak. Biz kendimizi koruyacağız önce. Sen daha böyle onlardan ondan bundan seni korumasını beklersen çok beklersin. İnsan kendini korumadığı sürece onu kimse korumaz. Bitti. E abla, şimdi ben bundan... Şimdi bu, burayı, bu kebapçıyı hatırlıyor musun? Hayır. Bu fotoğraftaki kim? Hatırlamıyorum. Bu fotoğraftaki kişi kim? Kadın kim? Bana benziyor. <laughs> Sana mı benziyor? Montaj yapmadılarsa sensin. Yani sensin bu yüzde yüz. O kim? Tanımıyorum Esra abla. Niye yüzüme bakıyorsun? Tanım Ana. Ben bakmıyorum. Bu yardım istediğin biri mi? Sosyal medyadan arkadaşın mı? Tanımıyorum. Tanımıyorsun. Eray tanıyor mu onu? Tanımıyor olur abla ben nereden bileyim? O Eray değil çünkü. Yok bu başka bir abla bu farklı bir şey. Kafası mafası baksana değişik bir şey bu. Allah etmesin yine kimi buldu. Çocuk da var bildiğim kadarıyla o fotoğrafta değil mi? Çocuk var mı? Kız çocuğu da var. Yani sanırım onun suratını blurlamışlar. Bu tarafta senin yanında oturuyor. Şimdi o zaman ben de sana bu koruma üzerinden soruyorum. Hiç bilmediğim biri sizin masanıza oturuyor. Senin çocuğunun olduğu masaya çocuğunu o masada niye koruyamadın? Hadi bunun bana açıklamasını yapsan. Bu kim? Kim bu kim? Tiş ensesinden, mensesinden... Bu fotoğrafı nerede çekilmiştir abla? He? Bu fotoğrafı nerede çekilmiştir? Ben nereden bineyim abla? Yok, eski bir resim değil. Bu yıla ait bir resim bu. Adam geziyor mayayana, nerelere gidiyormuş ki ben? ben Nereden göreyim abla? Korktan kafama taş düşmese şaşırmam burası, yani. Merzifon'daki bir e, hamburgerci. Korktan kafama taş düşmese şaşırmam yani. Bu fotoğraf atan da fotoğrafın sahibi. Yani oradan buradan gelmedi. Ya Rabbi şükür. Bu arada hani hiçbir şey söylemedim Rahatsızlığından dolayı maalesef ki. Mesela bu fotoğrafı atan kişi ben Aybüke Hanım'ı bekar biliyordum dedi. Benimle sosyal medya üzerinden öyle tanıştı. Eee. O da sizin mesela tacizse o beni taciz etti diyor. Beni kandırdı iddiasında bulunuyor. Ben, ben evlendim, adamı ayrıldım. Adamı tanımıyorum gene ha? diyorum tanımıyorum. Abigail, tanımıyorsun da adamın karşısında ne yapıyorsun karşılıklı? Okey mi oynuyordunuz orada? Ha? E kendisi çıkıp bağlanabilir mi? Tabii Bekliyorum Tabii ki bağlanabilir. Abi. Çok isterim. Bağlansın ekip arkadaşları. Kendisi bağlasın. çıkıp bağlansın yani. Ben bir fotoğraf üzerinde üstünde durmam yani. Çıksın açıklama yapsın bana. Ki bir gazeteci böyle yaklaşmadan. Çünkü yan yana sarmaş dolaş durmuyor Esra Hanım. Hı hı. Yani dışarıdan geçen biri de yani tanıyan biri de olabilir. Tuncay'ı tanıyan biri de oturmuş olabilir. Ha bu kadar tesadüf karşılık oturma. O okay Kendisi oynuyor. çıksın açıklasın Esra okay Hanım. Sarmaş orada. dolaş bir fotoğraf yok. Yan yana yok. Çaprazması masada oturuyor yani. Bak ne güzel sorgulamaya başladı. Ben sorgularım yani Esra Hanım. Çıksın arasın yani. Hı hı. Halbuki Esra Hanım benim son sözüm kendisinden boşanmak Peki. istiyorum bir an önce boşayın. Kişiyi de yayına bağlayalım ondan sonra üzerine konuşuruz alabiliriz fotoğrafı şimdi. Ee, anlaşmalı boşanma iddiasına var mısın? Evet. Hı? Evet. Hadi baş, boşanalım diyorsun. Evet. Çocuğun velayetini versen mi? Ortak velayet istiyorum. Ben ortak ortak istemiyorum ayıp ya ben bu çocuğu senin ne yapacağını bilmiyorum. Satacak evet. mı? Ne edeceksin Allah Sat. etmesin yok. ya? O kadar da değil artık. Ya berabir bunlar her sebepler. Şey Şimdi taraflardan birisi ortak velayet konusunda ıı, talepte bulunması lazım ama çocuğun yaşı itibariyle eğer anne ve baba farklı şehirlerde yaşıyorsa ortak velayet çok sıkıntı. Bunu değerlendirecek olan aile hakimidir ama ayrı şehirlerde yaşıyor. Çocuğuna yaşı. şiddet gösteren bir babaya nasıl verecekler peki? Nasıl teslim ettiniz o zaman o gün çocuğu? Bir aydan beri çocuk babasının yanında. Ben Şiddet oldum, uygulayan demiyorum. babaya. Velayette siz diyken nasıl teslim ettiniz? Çünkü ona verebilecek bir yaşam alanınız yoktu. Devlete sığınmak yerine arabanın içerisinde kaldığınız için çocuğu da dışarılarda gezdirdiğiniz için babaya, şiddet uygulayan babaya teslim ettiniz. Vallahi yani bu sizin iddianız ama yabancı ve daha yeni tanıdığınız bir erayın yanında olmasındansa ebeveynlerden birinin yanında olması bence çok daha sağlıklı. Çok sağlıklı. Değil mi sağlıklı? Dedesinin yanında nasıl duracak peki? Yanında dedesi de var Esra abla. Abla benim evim. O adamın var. kafası gidip geliyor. Çocuğa benim, evde bir şey yap. Benim öyle bir sıkıntım yok. Artı babamın evi var. Biz babamın evine beraber kalıyoruz. Babamın aileyi de var. İyi kötü hasta da o zaman ben çalışıyorum şükürler olsun. Ben bir de artı bunların ekmeğine yağ sürdüm abla. Sokakta kalıyordu bunlar. Benim anama burada geldiler. Otelde kalıyorlar işte. Olacak, Bir de o var. Yani. Necdet'cim gittikten sonra hayatın gerçekleri başlıyor. Ee, yarın görüşmek üzere sevgili seyirciler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.